Hazır mı? O zaman Terzi Fikri'nin oğlu telefon hattımızda. Bir de oğlu babasını anlatsın. Terzi Fikri, sevgili izleyiciler, 79 ara seçimlerinde, Ordu'da yapılan ara seçimlerde, belediye başkanının hayatını kaybetmesi sonrası yapılan seçimlerde belediye başkanı seçiliyor ve daha sonra darbeyi yapacak olan junta tarafından gözaltına alınıyor, hapse atılıyor ve hapishanede ölüyor. İntihar ettiği söyleniyor. 85 yılında hayata veda ediyor. Şimdi oğlu hattımızda. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Evet, bugün Terzi Fikri, Ordu'ya geldik. Ordu'dayken Türkiye'nin değerlerini konuşuyoruz. Kamil Sönmez, Terzi Fikri, biraz sonra Bahriye Üçoğlu'da konuşacağız. Ordu'dan geçen, işte Fatsa'dan geçen bu üç değeri konuşuyoruz. Oğlu babasını anlatsın dedik biraz da. Ben sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Saygıdeğer başkanlarım, saygıdeğer sanatçılarımız, hepinizi selamlıyorum. Şimdi o dönemlerde ben biraz küçüktüm. İşte 13-14 yaşlarındayken babam işte nokta operasyonundan içeri alındı. Tabii ki zor dönemlerdi ama daha sonraki dönemler bizim için daha da zor geçmeye başladı. Ama ilerleyen yaşlarımızda gördük ki öyle bir iz bırakmış ki onun kendi yaşıtları, o dönemde olan herkes bizleri görünce hep iyi özlemlerle andılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'deki yeri geç de anlaşılsa anlaşılmaya başladı herhalde, öyle zannediyorum. Bu tür yayınlarda da, gerçek belgesellerde de bunları her zaman böyle dillerine getirmeye çalışıyoruz. Şimdi babamın zamanında ben şöyle söyleyeyim. Zaten 72 yılında babam cezaevine girdi. Ben 6 yaşındaydım. Pek hatırlamıyorum. 75'te çıktı. Çok hızlı bir dönem geçti. 4 yıllık gibi dönemdi. Ben babamla uzun bir süre yaşayamadım. Aslında daha 80'den sonra cezaevi döneminde İlişkilerde de babamı tanımaya başladım. O dik duruşunu o zaman gördüm. Daha sonra genç yaşlarda çalışmaya mecbur kaldık. Yani şey kaldık, gene tek kaldım. Abim de cezaevine girdi. Babam da cezaevindeydi. Ama o dönemlerde baktım, babam bıraktığı izlerle ben Fatsa'da ben kalmaya niyet ettim. Çünkü babam da onu öyle yapardı. Hep şöyle söyleyeyim, bazı ayrımlar oldu, bazı şeyler oldu ama şu anda onlar da kalktı. Herkes bir kuş sörmezi. Şu anda iyi anıyor. Her gittiğim yerde itibar görüyorum. Sağcısı, solcusu, bütün dindarı, bütün kesimler şu anda aslında bunu Fatsa'da tartışmak gerekiyor. Bunları yaşayanlar anlatırsa daha güzel olacak. Ben Fikri Sönmez'in oğlu olduğu için çok memnunum ve ondan aldığımız ufak da olsa bir eğitimle ona yakışır bir evlat olmayı her zaman kendime görebiliyorum ve ona göre yaşıyorum. Ve Fatsa'da yaşamaya da devam edeceğim. Babam onu öyle yapardı. Babam Fatsa'yı çok seviyordu. Türkiye'yi çok seviyordu. İyi bir yurtseverdi. Teşekkürler ediyorum. Ama sorularınız varsa alabilirim. Seyit Torun bir şey söyleyecek herhalde. Tabii, buyurun başkanım. Tabii ki onun kısa sürede yaptığı belediye başkanlığı, o halkçı belediye başkanlığı hep örnek olmuştur. Yani halkı yanına alarak, halkla birlikte nasıl çözüm üretildiğini, nasıl hizmet edilebildiğini ispat etmiştir, göstermiştir. Tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz. Sağ olun başkanım, teşekkür ederim. Evet. Yusuf Bey, peki kısaca babanızı anlatın desem, size babanızdan kalan, şimdi siz zaten hayatınızı sürdürüyorsunuz, Fatsa'da sürdürüyorsunuz. Evet. Onun hizmet verdiği sokaklarda yürüyorsunuz. Kısaca anlatın desem, babanızın üç özelliğinin neyi söylersiniz? Ya şöyle söyleyeyim, yani diyorum ya, ben babamı daha sonra tanıdım. Babam mesela şöyle halkçıydı, zaten bu devamlı konuşulan bir şey. Babam çok sosyaldı. Yani illa siyasi olarak değil. Bütün arkadaş grubu, her taraftan arkadaşları vardı. Futbol tarafı da ağır basıyordu işte. Esnaf sporu falan kurdukları şeyler var. Ondan sonra işte daha neyi var? Babam idealistti. Devrimciydi. Yani sonuçta yani bu işe de zaten kendini adadı. Yani herkes o dönemde babamın yaptığı işlere göre daha iyi şeyler olabilirdi ama o onu seçti. Yani sonuçta inandığı bir dava için yani hayatını da sonlandırdı. Sıkıntıları da çekti. Yani
bütçeyi öyle yani. Hayatı fazla bir uzun olmadı bence. Evet. Yanlış mı anlattım acaba? Yo, iyi anlattınız. Yani böyle uzun bir hayatı olmadı ama babam iyi bir babaydı. Biz hiç zaman hiçbir zor görmedik. Babam şimdi o konuşulduğu gibi yok şöyle oldu, Fas'ta böyle oldu. Babama ulaşabilen herkes işini çözmüştür. Babam hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadı. Bunu Faslalılar da biliyor. Kesinlikle. Tabii ki o dönem çok hızlı gelişti. Değişik ortamlar oldu. Değişik yanlışlar da olmuş olabilir ama babamla olan her iş, fikirsemez olan iş, her iş çözülmüştür. Bir zamanında bir belgesel yapılıyordu burada. Tam hatırlamıyorum hangi televizyon, MTV olabilir. Burada işte zarar görmüş arkadaşların, kardeşlerine falan soru soruldu. Biz dedi, nokta operasyonuna göre bir kadar terzi fikrin zamanında hiç sıkıntı çekmedik. Biz esas ondan sonra çektik dedi. Gerçekten o nokta operasyon 3 ay hastayı kan gölüne çeviren dönemdir. Yani babamın zamanında babamla olan her iş belediyede, halkta, şurada, burada hepsi mutlaka bir çözüme ulaşmıştır. Onun için babam çok sosyal bir insandı ve insanlara yardım etmeyi, beraber çalışmayı, birlikteliği çok severdi. Mesela babam yaşasaydı inanın buna bugün Faslı'dan gene ayrılmazdı. Yani o konuda garanti verebilirim. Evet. Peki Yusuf Bey, çok teşekkür ediyoruz. Zaten ben çok güzel söylediniz. Babam şiddetten yana değildi. Hayatta olmazdı. Evet. Hayatta olmazdı. Yani biz hiç görmedik. Ailede öyle bir konuşmada ben kesinlikle yani babamın şiddet tarafında olacağını ben inanmıyorum. Kesinlikle o konuda. Evet. Yani babam şey ayrımı da yapmazdı genelde. Siyasal ayrım da yapmazdı. Kesinlikle. Her oraya eski resimleri vardı. Herkesle otururdu. Masalarda otururdu. Yani o siyasetle kendi arkadaş grupları falan her zaman ayırmazdı. Hiç şey yapmazdı. O konuda yani net söyleyebilirim. Kesinlikle şiddet tarafında hiçbir zaman olmamıştır. Evet. Yusuf Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Babanızın genç yaşta yaşama vedası, işte cezaevinde haber geliyor, öldü diye, kalp krizinden öldü deniyor ama o dönemi de biliyoruz, bir junta var, junta iş başında. Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz biz. Çok teşekkürler Yusuf Bey. Babamın şunu söyleyeyim, biz nüfustan şeyini almaya gittik, ölüm belgesi yok. Niye öldü hakkında nüfusta şeyi de yok. Yani sonuçlandırılmış bir belge de yok. Evet. Anlatabildim, boş orası. O evet. Dönemler öyleydi. Ben yine teşekkür ediyorum hepinize. Faslı'yı tanıttınız, ettiğiniz için ellerinize, yüreklerinize sağlık. Başkanlarıma, sayın sanatçılarıma saygıyla hürmet ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ediyoruz Yusuf Bey'e. Kolay gelsin diyorum. Evet, o dönem tabii bir junta vardı. Junta döneminin utançları olarak tarihte yerini alacaktır. Şimdi Tuğrul Şan'a geçiyoruz, hocamıza geçiyoruz. TRT'nin efsane...